Ay çok güzel ha. Hepinize merhaba. Bugün sizlere sünger gibi yumuşak bir limonlu kek tarifi veriyor olacağım. Öncelikle hemen malzemelerimi sayayım. 3 tane yumurta sarısı var. 3 tane yumurta akı var. 100 gram şekerim var toplamda. Bunu yarı yarıya kullanacağım. Geldiğinde tarif anlatacağım. 1 gram kadar tuzum var. Bunu bir çimdik yapabilirsiniz. 40 gram ayçiçek yağı, 50 gram su, 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ve 1 yemek kaşığı kadar limon kabuğumuz var. 75 gram un, 5 gram kabartma tozu var. Ben bunları aşağıda ölçüleri bardak ölçüsü olarak da sizlere yazıyor olacağım. Yumurta sarılarımı ilk başta ekliyorum. 100 şekerin yarısı çırpıyorum. Evet, yumurta sarıları ve şeker iyicene karıştı. Ben içerisine ayçiçek yağımı ekliyorum. Suyumu limon suyuyla birlikte karıştırarak ekleyeceğim. Limon kabuklarımı ekliyorum. Limon kabuğunu rendelerken beyazlarını katmamaya dikkat edin. Beyaz kısımları acılaştıracaktır. Ve de unumu eleyerek bu karışıma ekleyeceğim. Unumu da karıştırıyorum. Evet, şimdi bu karışımım hazır ve ben bunu bir kenara alacağım. Şimdi yumurta aklarıyla çalışmaya başlayayım. Evet, şimdi yumurta aklarımı çırpıyor olacağım. Bu aşamada içerisine bir tutam tuz ekliyorum ve bir mikser yardımıyla çırpacağım. Ve içerisine yavaş yavaş kalan 50 gram şekeri de ekliyor olacağım. Şekeri de ekledim ve şöyle bir tıraş köpüğü kıvamını elde etmiş oldum. Şu anda bir merenk yapmış olduk ve bunu yumurta sarısı karışımıyla karıştırıyor olacağım. Unun içerisine kabartma tozunu da eklemiştim. Söylemeyi unuttum. O arada içerisine kabartma tozu da koymuştuk. Şimdi burada bir merengim hazır. Bunu katlayarak bir spatula yardımıyla yumurta sarısı olan karışıma yedireceğim. Bunu 3 aşamada yapabilirsiniz. İçinde kaldıysa bunların da karışması için şu hareketi bazen yapabilirsiniz. Bu aşamada ben fırınımı ısıtmaya başladım. 195 derecede şu anda fırınım ısınmakta. İlk aşamayı birbirine yedirdim. Şimdi ikinci aşama için merengimi alıyorum. Ve son aşamayı da ekliyorum. Çok fazla da karıştırırsak eğer sönecektir. Bu yüzden çok fazla karıştırmamaya dikkat edin. Sadece eşit bir şekilde yumurta akının ve sarısının karışmasını istiyorum. Burada hafifçe yağlanmış ve unlanmış bir kalıbım var. Bunun içerisine alacağım. Ve de eşit dağılması ve içindeki fazla havanın çıkması için biraz tezgaha şimdi ısınmış fırınımda 25 dakika kadar pişiriyor olacağım. 25 dakika sonra görüşmek üzere. Üzerine ben bir limon kaplaması yapacağım. Bir limon glazı hazırlayacağım. Çok basit. Onun içinde 100 gram pudra şekeriyle 2 yemek kaşığı limon suyuna ihtiyacımız var. Pudra şekerini eliyorum. Eleme yapmak aslında pastacılıkta çok önemli. Bütün kullandığınız kuru ürünlerde undur, pudra şekeridir mutlaka eleyin. Ve limon suyunu ekliyorum içerisine. Yok. Karıştırdığımızda gördüğünüz gibi bir macun gibi bir kıvam elde ettik. Bir glaze yapmış olduk. Çok basit ve aynı zamanda
kekinizi çok lezzetli hale getirecek bir ürün haline geldi. Tam bir sünger oldu. Dokusu inanılmaz güzel. Şimdi yaptığım glazeyi üzerine döküyor olacağım. Üzerine glazesini de koydum ve bir dilim kesiyorum. Evet. Süngersi doku harika. Oo. Ay çok güzel ha. Gözenekler harika. Doku inanılmaz güzel. Şöyle de yapayım. Şimdi sizin için ben kendimi her zaman olduğu gibi feda ediyorum ve tadına bakıyorum. Bayağı güzel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu arada bunu yemeye devam ediyorum. Kanala şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize lezzetli günler dilerim.